Gerçekten Twitter cehalette son nokta arkadaşlar. Birkaç tane deli böyle kuyuya bir taş atıyor. Herkes onun peşinden gidiyor. Şimdi ben dedim ya, ben zaten yurt dışındayım. O nasıl olacak, benim bunu bir avukatıma sormam lazım diye. Bak bu paylaştığımı da paylaşın kendi profilinizde lütfen ama. Kaçak dövüşmeyin yani. Yurt dışı çıkış yasağı ne demek? Pasaportunuzun en azından geçici belli bir süreliğine iptal olması demek değil mi? Ben neredeyim? Zaten yurt dışındayım. Olur da savcı beni çağırırsa, örneğin bir ifade ver derse, ben nasıl gideceğim Türkiye'ye? Yani nasıl olacak bu? Pasaportum yok çünkü normalde şeyden pasaportunu veriyorsun, çıkış yapıyorsun, Türkiye'ye giriş yapıyorsun. Şu anda benim pasaportum askıya alınmış gözüküyor. Yani bunu sormam kadar daha doğal ne olabilir? Siz istiyorsunuz ki herkes böyle panik yapsın, şuurunu kaybetsin istiyorsunuz. Çok acayipler yani. Florya'da evleri vardı dediler, olmadı. 24 tane ev var dediler, olmadı. Başkasının üstüne geçirmiş dediler, o da tutmadı. 4 milyona şirket açmış dediler, o da tutmadı. 10 milyona şirket açmış dediler, o da tutmadı. Hepsinin cevabını aldılar. Artık uğraşacak o kadar bir şey bulamıyorlar ki. Bu sorduğum soruyu bile böyle manipüle edip arkadaşlar, ben bu arada Twitter kullanmıyorum yani uzun zamandır da girmiyorum ama bana atıyorsunuz böyle şeyleri. Bunu bile manipüle edip bunu bir pişkinlik olarak algılıyorlar. Yani çünkü o kadar eminler gerçekten, karşısındaki insanın gerçekten suçlu olduğunu o kadar eminler ki suçlu ve kaçtı gözüyle bakıyorlar. Yani gerçekten çok zor bir şey arkadaşlar. Bunu nasıl anlatsam, çok böyle geriliyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Hiç yapmadığınız bir şeyle ilgili yani basının geldiği son noktayı görüyorsunuz. Şimdi ben kendi adıma biliyorum ya gerçekleri. Bunları izlediğim zaman ya benim hayatım boyunca en tahammül edemediğim şey adaletsizlik olmuştur. Ve gerçekten bununla sınanıyorum şu anda. Diyorum ya yani biri çıkıyor diyor ben araştırmacı gazeteciyim diyor. Baktım belgelerim vardı, belgeleri yayınlıyorum, ses yok. Hop oradan başka konuya atlanıyor falan böyle. Yani sürekli bir manipülasyon, sürekli bir şey yani insanlar çok %100 eminler senin suçlu olduğuna ve başkalarını da bu şekilde yönlendiriyorlar. Müthiş zor bir süreç. Yani resmen çok büyük, 30 yaş yaşlanmışımdır herhalde. Hayatımın en kötü... Ama bir gün şunu biliyorum. Bak o gün bu videoyu tekrardan paylaşacağım. Gerçekten hepinizi kullanıyorlar arkadaşlar. Hepinizi kullanıyorlar şu anda. Hepinizin yorumlarını kullanıyorlar. İzlenmelerini kullanıyorlar. A'dan Z'ye hepinizin iyi niyetini, belki geçim sıkıntısı çektiğinizden dolayı içinizde yaşadığınız, biriktirdiğiniz öfkeyi, siniri, stresi hepsini kullanıyorlar. Ve en kötüsü de bunu kendileri para kazanmak için yapıyor biliyor musunuz? Onlar çünkü o paylaşılan o videoların hepsi birer izlenme, hepsi YouTube'dan birer tık, hepsi birer gelir veya hepsi birer takipçi. Artan takipçinin akabinde reklam almak içine, kaşelerin artması belki. Bunu fark ettiğiniz anda, bak ben yine söylüyorum, bu günler geride kalacak. Ben bunu kendi adıma biliyorum, ne olduğumu bildiğim için. Ama ben bunu asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım yani. Keşke bir an önce istiyoruz. Bak Kenan da ben de soruşturmaysa soruşturma, ifadeyse hemen çağırsınlar. Burada verebiliyorsak burada verelim, veremiyorsak hemen atlayalım ilk uçakla Türkiye'ye gelelim. Yani gerçekten tek istediğimiz şey bu. Yeter ki şöyle bir nefes alalım. Bak inan bizim için hiç kolay bir şey değil. Yani biz insanların bize bakışını burada dahi değil mi Kenan? Hissedebiliyoruz yani falan. Çünkü ana haberlerde manşetsin bir ara 4 milyon dolarla 5 milyon dolarla mı yurt dışına kaçtı diye ana haberlerdeydik. Ya şimdi devlet benim bugün banka sistemlerime girdiğinde göremiyor mu ne kadar para çıkarttığımı? Onlar görmüyor mu? Görüyor ama haberlerin önüne alamıyorsun ki. Ya bizim açımızdan düşünebiliyor musunuz ne kadar kötü bir şey bu? İnsanların bakışı değişiyor size yani. Acayip kilo verdim bu süreçte. Elim ayağım şimdi gör bak yine titriyor yani. Müthiş zor bir süreç. Dilim dimağım kuruyor yani. Ve gerçekten çok seviniyorum. Yani böyle araştırmalar, hani diyorlar ya, bir kere 600 fenomen daha inceleme yanında. Yemin ediyorum o zaman da çok sevindim, şimdi de çok seviniyorum. Çünkü biliyorum ki sonuna yaklaşıyoruz. Bunu söylediğim zaman da diyorlar ki pişkinlik. Ha, kaçtın ya oraya. O yüzden bu pişkinlik. Hayır, bu pişkinlik değil ama bitmesini istiyorum artık. Bitmesini, sonlanmasını istiyorum ve bunu istemem kadar da doğal bir şey olamaz. Başkalarını bilemem. Kendim için bunun bitmesini istiyorum ama. Çünkü görüyorum ki o kadar işte yok Florya'da şeyleri, villaları bilmemleri var diye insanı. Bugün ulusal televizyon kanalına çıkarıyorlar. Bu bilgiler nereden diye. Diyor ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama her yerde, bütün haberlerde bu. Onun düşüncesi bütün haberlerde. Bak, cidden çok zor. Hani kelimelerimi de seçmeye çalışıyorum. Bak 24 ev var dediler. Ne oldu? Olmadan ortaya çıktı. O kadar bütün televizyonlar bangır bangır bağırdı. Bir tanesi de demedi ki ya 24 ev yokmuş, haberi düzeltelim. 4 milyon lira sermayeyle şirket açtı dediler. Olmadığı ortaya çıktı. Bir kere de bunu yapan kişi, bunu söyleyen kişi demedi ki ya özür diliyorum arkadaşlar, ben bu konuda yanılmışım. Kimse demedi bunu. Türkiye'de mal varlıkları, sayısız villalar vesaire vesaire dediler. Böyle bir şeyin olmadığını söyledik. Bir tek biz söylüyoruz ki kimse bunu çıkıp da aa öyle değilmiş demiyor. Evet ya, kötüsünü söylüyor. Böyle olmadığını öğrenince de bunu kimse söylemiyor. Ya bu çok ciddi bir psikolojik şiddet insanlara uyguladığınız. Çok kötü bir şey. Hani diyorum ki bir yandan ben yapmadım desem, ben ilk başlarda bunu çok düşündüm. Ben yapmadım desem sonra dedim ki inanacaklar mı? İnanmayacaklar. Çünkü yapmadım diyenlerin de böyle ters kelepçe götürüldüğünü görüyorsunuz bir yandan. Anlatabiliyor muyum ne kadar kötü bir şey ya? Zan altında kalmak. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Bak, bir insanın başına gelebilecek en kötü şey iftira. Ve ben bunun yani son noktasını gördüm. O yüzden dua ediyorum. İnşallah bir an önce ya. Bir an önce ne gerekiyorsa ben hazırım. Hiç olmadığım kadar hazırım hem de. Bak konuşamıyorum bile artık. Gücüm kalmadı arkadaşlar. Çünkü ben bunu mesela 8 ay, 9 ay, 10 ay bu süreç ne kadar sürecek onu bile bilmiyorum. Ama sanki devam edemeyecekmişim gibi hissediyorum. Çok zorlanıyorum. Yani çok basit bir Google araştırmasıyla İTO'ya girdiğinde görebileceğin bir şeyi kimsenin girip bakmayıp da bütün televizyon kanallarının bunu yayınladığını gördüm. Daha bunun ötesi yok. Sustum dedim, bir şey söylesem de inanmayacaklar. Ortalık dedim çok karışık. Ondan sonra susmadıkça daha da arttı. Ya insanlar bakın iftiraya uğradıkları için intihar ediyor arkadaşlar. Bu çok zor bir psikoloji. Bunu yaşaması da çok zor ve sadece kendiniz için değil, etrafınızdaki insanlar için de. Annemi arıyorlar, babamı arıyorlar, teyzemi arıyorlar. Kendimi onlara mahcup hissediyorum, istemsizce. Hani biliyorum benim bir suçum yok ama onlara da geliyor bu durum ve ben bir şey yapamıyorum, yardımcı olamıyorum, elim kolum bağlı. Beni anlayabiliyor musunuz? Hani şey değil, nasıl anlatayım size bunun zorluğunu? Beni biraz da olsa hissedebilmeniz için söylüyorum bunu. Hani sadece bir yan komşunuz tarafından, bir akrabanız tarafından iftiraya uğramıyorsunuz. Binlerce kişinin, eş zamanlı olarak milyonlarca kişinin, artı ana haberlerin, artı magazinlerin, artı yani zamanında programına çıktığım birçok anchorman'in dahi programlarında bu konuyu bu şekilde işledikleri, seni küçümsedikleri, seni böyle yerin dibine soktukları, yapmadığın bir şeyden ötürü. Bakın ben hayatım boyunca böyle bir şey asla yaşamadım. Allah yine beterinden korusun diyorum ama yani bilmiyorum, siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Bak, binlerce kişinin, milyonlarca kişinin sizi böyle önüne atıyorlar ve diyorlar ki parçalayın. Her gün başka bir şeyle parçalanıyorsunuz. Onurunuzla parçalanıyorsunuz, şerefinizle, haysiyetinizle, aile kavramınızla, Yani sizi suçlayabilecekleri her türlü yerden suçluyorlar. Her türlü yerden iftira atıyorlar. Ve diyorsunuz ki ya tamam hadi masak gelsin, geliyor mu bilmiyoruz diyorlar. E gelecek mi? Gelse de haber vermez diyorlar. E tamam bitince söyleyecekler mi o zaman? Onu da söylemezler diyorlar. E ne yapacağım o zaman ben diyorsun. Ya çaresizliği hissedebiliyor musunuz, o çaresizliği? O zaman yalvarıyorsun, Allah'ım ne olur bir tane şu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane gazeteci ya, bir tanesi bari bana ulaşsın da hani ben elimdeki belgeleri vereyim, o bari bir baksın, bir analiz etsin, bir görüş sunsun. Çünkü sizin o anda görüşünüzün de, yani belgenizin de bir kıymeti yok, görüşünüzün de söylediğin yıllardır böyle korumaya çalıştığım imajımın, elimden geleni yaptığım diyeyim daha doğrusu yani. Eminim benim de hatalarım olmuştur bu süreçte. Hepsinin çöp olduğuna mı yanayım? İnsanların gözünde ne hallere düştüğüme mi yanayım? Sağdan soldan o bakışlar karşısında ezildiğime mi yanayım? Ailemin her arayana yok öyle bir şey yok, bizde bir şey yok diye kendilerini böyle ispat etmeye çalışmak zorunda kaldıklarına mı yanayım? Çok büyük bedel ödedim be. Nasıl kaldırabildiğimi hala ben bile şaşırıyorum. Biraz uzak durmam lazım galiba sosyal medyadan.